bayağı bundan aldığı sen cimetleri emsalsiz bir şekilde yarattın. Kalbimize şahit kalmak için bizlere şuur ve imkan nasip eyle ya Rabbi. تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Deden Mustafa Büyükbalta'nın kullandığı eşyalarla başlayan yaşanmışlıklara ait koleksiyon merakımız, babam Fethi Büyükbalta'nın hat ve Osmanlı eserleri olan ilgisi bizi bugünkü güzel ortama taşıdı. Dahiyane zekası, engin vatan ve millet sevdası, bir millete yeniden umut aşılayan icraatları, zamanının çok ötesindeki hayalleri, siyasi ve politik kabiliyetleriyle bugünümüze dahi ışık tutan Abdülhamit Han'ı bir kez daha hatırlamak, yeni nesilleri hatırlatmak, anmak, anlatmak ve anlamak için düzenlediğimiz Abdülhamit Han Ferman sergisine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu saydığım özellikleri bugün neden Abdülhamit Han sergisi düzenlediğimiz sorusunun yanıtıdır aynı zamanda. Tarih sadece bir nostalji, sadece bir mazi ve sadece bir bilim değil, aynı zamanda bugünün ve geleceğin pusulasıdır. Bu nedenlerle bu sergi esnasında sadece dünün değil, bugünün ve yarının da sergisidir. Meran Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz başarılı fiziksel belediyecilik örneklerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de ilçemize, tarihimize, kültürümüze ve insanımıza önemli hizmetler vermeye çalışıyoruz. Bu hizmetleri ortaya koyarken elbette tarihimize yüz çeviremezdik. Çünkü biz ilhamımızı tarihimizden alıyoruz. Geçmişimizi unutmadan oradan aldığımız derslerle geleceğimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bugün vatan ve millet aşkına bir ömür sloganıyla gerçekleştirilen Abdülhamit Han Ferman sergisine ev sahipliği yapmanın gururunu da yaşıyorum. Sergiyi bugün açıyor olmamızın da aslında başka bir anlamı daha var. O da bugün Abdülhamit Han'ın ölüm yıl dönümü. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmetle ve duayla anmak istiyorum. Ben öncelikle emeği geçen kıymetli Fethi kardeşim olmak üzere ve Meram Belediye'mize şükranlarımı ifade ediyorum. Bir cihan devleti ve başında bir ulu hakan, ülkenin zor şartlarını iyileştirmek adına büyük bir mücadele, cihan devletinin zayıflaması sadece küçülen bir Anadolu coğrafyasına değil, dünya dengelerinin değiştiği bir cihan harbine gitmiştir. Büyük bir hükümdardı. Cihan Devleti'ni 33 yıl çöküşünü geciktirebilmek için gecesini gündüzüne katmış. Bu ferman sergisi dolayısıyla bizleri bir araya getirdikleri için değerli ev sahibi arkadaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Siz dostlarla bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tarihini bilmeyen geleceğini inşa edemez. O bakımdan ve böyle çok değerli Osmanlı'nın bütün padişahlarını rahmetle anıyoruz ama 2. Abdülhamit Han 33 yıllık yönetiminde Hasan Bey'in, başkanımın dediği gibi çok büyük badirelerle Osmanlı'yı yönetti ve ne yazık ki insanoğlunun gafleti Abdülhamit Han gitsin de ne olursa olsun o zamanda oluşan bir toplulukla sanırım 1909'da iktidarından, padişahlığından ayrıldı. Ama sonra o gitsin diyenler üzerlerine şiirler yazdılar. Ne büyük gaflete düştüklerini anladılar. Hani bütün konuşmacıların da dediği gibi tarih 100 yıl sonra sanki tekerrür ediyor. Ve Cumhurbaşkanımızın bu dünya ile mücadelesinde öyle bir ortam oluştu ki Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin ama sonunu düşünmeden adımlar atılıyor. Elhamdülillah bu milletin ferasetine güveniyoruz. Onun
yaptıklarının karşılığını verecektir. Gerçekten tarihimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin önemli bir mecrasını oluşturan Osmanlı ailesi, halifeleri, Ruh-i Zemine Hilafet kurumunu en güzel bir şekilde o kurumu temsil etmiş ve insanlığa ilahi kelimetullahın umdelerini götürme noktasında seferber olmuş büyüklerimiz. Bunlarla ne kadar gurur duyarsak az, bunların oluşturmuş olduğu iklimi, atmosferi, kurumları, hikmeti, hükümeti, feraseti bizim okumamız, anlamamız, algılamamız, bunu gelecek nesillere aktarmamız çokça kıymetli. Ne mutlu ki biz bu kıymeti bilen, bu kıymeti yükleyen, bu kıymeti tarif eden, tespit eden, tescil eden, gelecek nesillere aktaran kurumlara sahibiz. Belediye başkanlarımızın bu noktada hassas olması çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Bu vesileyle Meram Belediye Başkanımız Mustafa Bey'i gerçekten tebrik ediyoruz. Kültür belediyeciliği anlamında özellikle bu medeniyetimizin en önemli ve esaslı umdelerini güzel bir şekilde gençlerimize aktarma yönünde yapmış olduğu bu kıymetli hizmet en çok teveccühe, takdire şayan. Kendisine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. AK Parti Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem. Cumartesi günü saat 19'da